Galatasaray'a zarar verir mi? Çünkü ha şu var. Ani çıkışlarda bu kadar pas hatası yapmayabilir bu kez Galatasaray. Bu kadar eski maçlara göre konsantrasyon düşük Gomis olmayabilir. Ancak yenilirsem Gomis'in en kötü 90 dakika. Galatasaray'a karşı takımlarını yenilirsem böyle yenileyim politikası oynaması lazım. Çünkü bekleyen her takımı Galatasaray bir şekilde atar. Maicon'u atar. Gomis atar. Bir şekilde atar yani. İşte Maicon bugün çıktı iki tane. Çok güzel gol attı. İlk gol de zor. Hem Tabii. geriye adım Evet. atacaksın, vuracaksın darbeli. İkinci golü de çok iyi kapattı. Orada Belhan da herhalde Yok, ortaladı. Kafayla figür işi. Feguli aşırdı. Hayır ortalayan diyorum ben. Belhan da galiba. Belhan da ortaladı, figürü aşırdı. Ya da şey de olabilir. Latovlevici de olabilir. Zaten Belhan'daydı. Ama Karabük'te tabii oyuncu. orada bütün maçı eleştirdik ama belki de en pozitif hareketi 4 kişinin arasında topla ayakta kalması. Gomis. Gomis. Tabii aslında çok Yani. da ayakta kaldı diyemeyiz. Hafif bir darbe oldu. Ama atmadı Ama kendini. Yani darbe var, penaltı arayayım en demedi. azından oyun 4 tane Karabüklü oyuncuyu Meşgul. orta anında yok etti. Tabii. Devre Karabüklü dışı evet bıraktı. devre dışı bıraktı ama bu tür futbolda bunlar var. Havaya girmiş bir Galatasaray için sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışında olacağını açıkçası ben sezon başı itibariyle söylüyorum. Fenerbahçe müsabakasında çok çok yüksek ihtimalle lider çıkacaktır zaten. Yüksek ihtimal değil Çok. çıkar diye düşünüyorum. Şimdi bireysel performanslar üzerinden gidersek Gomis demişken bu kadar büyük bir düşüşü bekliyor muydunuz? Bir de şunu soracağım. Dikkat ettim. Rodriguez, Belhanda, Feguli kendileri vurabilecekleri, atabilecekleri hatta %100 karşı karşıya diyeceğimiz bir iki pozisyon var. Yani Gomis'i işin içine sokmak için o kadar büyük bir çaba harcadılar ki belki de maçı kopmamasının nedenlerinden biri de bu oldu. Olabilir. Yani Gomis onları da kötü etkiledi gibi geldi bana, bilmiyorum. Şimdi bu maçta Gomis'e ayrı bir paragraf açacağım ama şunu aldatmamak lazım. Pozisyonlar var. Hızlı bir oyun var. Ancak organize atak az var. Evet. Çıkışta yakalanan toplarla her iki takım pozisyona girmiş. Mesela Galatasaray Ndiaye oynamış. Fernando kötü pas atmış veya Belhanda hangisi ise. Veya tersinde de Galatasaray'da Karabüklü Ceyhun topla çıkarken kaybetmiş, gol atmış. Yani Zaten Belhan da bir tane öyle, ilk golü öyle oluştu. evet.